özele bu hafta sizlere CNR'dan merhaba diyerek başlıyoruz. CNR'da şu anda 6. Zemin Fuarı düzenleniyor ve bu fuarı sizlerle birlikte gezeceğiz. Buyurun. Ki bugünlerde halı alasım yok çünkü gerçekten çok zorlanırdım herhalde. Burada o kadar çok halıyı ve zemin eşyasını görüyoruz ki adı üzerinde zemin fuarı tabii ki. Bakar mısınız her yerde rengarenk, şekil şekil, desen desen halılar. Mesela şu görmüş olduğumuz halı son günlerin modası. Bu sene bu halıları çok göreceksiniz. Bunlar kabartma gibi görünüyor ama aslında çökertme halılar. Farklı bir teknikle yapılıyorlar. Buraya kadar gelmişken bu standı biraz gezelim. Burası Yaşam Halı'nın standıymış. Bakalım içeride başka neler var. Yaşam Halı'nın standındayız. Yanımızda Hakan Bey var. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Halılarınızı burada sergiliyorsunuz. Yeni ürünler var değil mi genelde gördüğümüz kadarıyla. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Evet, yeni Yaşam Halı olarak halıcılıkta kökenimiz 1993 yıllarına dayanmakla beraber bugün müşterilerimize hizmet verdiğimiz makine parkımız 2003 yılında kurulmuştur. Makinalarımızın hepsi yeni olduğu için üretim kalitemiz de buna paralel olarak güzel ürünler sunabilmekteyiz. Nerede yapılıyor imalat? İmalatımız Gaziantep'te yapıyoruz. Oradan müşterilerinize, tüketicilere nasıl ulaşıyorsunuz? Bayileriniz aracılığıyla mı yoksa? Şu an yeni yaşamalı olarak pazarımız yurt dışı ağırlıklı. Ancak bir yıldan beri belli bir kapasitemizi yurt içindeki müşterilerimize sunmaya başladık. Yapılanmayı İstanbul'dan başladık. Bunu diğer bölgelere düzenli bir şekilde dağıtacağız. Ancak %80-90 oranında yurt dışı çalışan bir firmayız. Bu arada halının bir trendi var benim gördüğüm kadarıyla. Halıda sürekli bir farklılık söz konusu. Özellikle son yıllarda bu çok daha fazla dikkatimi çekiyor. Mesela arkamda görmüş olduğunuz halıları son zamanlarda çok sık görüyoruz. Biraz daha renkliler, dokumaları daha farklı, öyle değil mi? Doğru. Tabii eskiden alışılmış olan klasik halılar yerine artık modernleşmenin de etkisiyle İnsanlar daha renkli, morallerini düzeltecek, evlerine daha fazla renk katacak ürünler üzerinde duruyorlar. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ederek insanlara daha farklı, daha canlı, daha güzel desenler sunmaya çalışıyoruz. Farklı kaliteler sunmaya çalışıyoruz. Evet, dekorasyon anlamında da oldukça önemli bu halılar. Biliyorsunuz ev için çok önemli halı seçimi. Dolayısıyla evi gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi de halı. Bu arada başka teknikler de uygulanıyor zannediyorum. Mesela burada gördüğümüz halıların içinde çökme tekniğiyle yapılmış bir takım halılar var, öyle değil mi? Çökmeli halı dediğimiz grup var. Bunlarda birden fazla kalitede iplik kullanılaraktan değişik seviyeler halıda yakalanmakta, kabartma şeklinde oluşmakta. Bu senede herhalde bu kalitemiz bayağı bir moda olacak Türkiye'de. Zemin Fuarı'nı gezmeye devam ederken Moonlock'un standını görüyorum sağ tarafta. Oldukça da geniş bir stand. Fuarda bayağı büyük bir yer kaplıyor. Dikkat çekmemesi mümkün değil. Özellikle de konu laminat parke olunca laminat parke vazgeçilmezlerimizden. Ve gördüğünüz gibi burada o kadar çok model, çeşit ve desen var ki. Bakınız mesela bir İtalyan cevizi. Evet, gayet güzel ve şık
görünüyor. Ana maddesi ahşap biliyorsunuz laminat parkenin ve görüntüleri de oldukça doğal. Sanki dokunduğunuzda bir pürüz hissedecekmişsiniz gibi geliyor. Tabii laminat parkenizi seçerken, her çeşit zemini seçerken evinizdeki eşyalara dikkat etmenizde fayda var. Mümkün olduğu kadar onlara uygun seçimler yapmak durumundasınız. Ama gördüğüm kadarıyla burada o kadar fazla çeşit var ki bu seçimi yaparken zorlanabilirsiniz. Zemin fuarını gezmeye devam ediyoruz. Burası Munlok. Yanımızda da Fatih Bey var. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. Laminat parkenin önemi tabii ki tartışılmaz ve bizim vazgeçilmezlerimiz arasında laminat parkeler. Birazcık şimdi firmanızla ilgili ve laminat parke ile ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Son zamanlarda laminat parkenin yerini sanki başka döşemeler alıyormuş gibi görünse de aslında durum herhalde pek böyle değil, değil mi? Aksine laminat parke diğer kaplama ürünlerinin yerini alıyor. Son geçtiğimiz yıllarda laminat parke Türkiye'de bu kadar tanınmıyordu, popüler değildi. Geçtiğimiz son 4 yılda bizim Türkiye'ye ilk kilitli laminat parkeyi getirmemizle beraber Türkiye'de laminat parkenin tanıtımında büyük bir patlama yaşandı. Bununla birlikte laminat parkenin tamamen %100 doğal ahşap malzemeden yapılması, fiyatındaki cazibe, sağlıklı olması hepsi bir avantaj olarak diğer ürünlerin karşısına çıktı ve laminat parke bugün birinci sırada zemin kaplamalarındaki yerini koruyor. Ana malzemesi ahşap ve ahşabın ne kadar sağlıklı bir ürün olduğunun altının bir kere daha çizilmesi gerekiyor. Çünkü laminat parke ile ilgili bir takım yanlış bilinen durumlar da var. Bakteri barındırıyor olması falan gibi bir takım düşünceler var. Bunlar doğru mu Fatih Bey? İnsanlar başka yönlere çekilmek amacıyla uydurulan demeyelim de şöyle, örneğin formaldehitsiz bir HDF olamaz. Eğer E1 kalitesinde tutkal üretiyorsanız içerisindeki formaldehit insan sağlığına zararı sıfırdır. Bunlar aksi yönlere taşınarak insanlara yanlış bilgi verilmekte. Yani laminat parke oldukça sağlıklı, görüntüsü hoş, ahşaptan üretilen bir malzeme. Bu arada Munlok bir Türk firması, öyle değil mi? %100. Evet, %100 bir Türk firması. Yıldız Suntan MDF'nin bir markasıdır Munlok. Yıldız Suntan MDF'nin geçmişi 50 yıl öncesine kadar dayanmakta. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yine orman sektörüne bağlı farklı iş gruplarında yer aldı. Zemin Fuarı'ndaki gezimiz devam ederken şu anda Koyunlu'nun standındayız. Koyunlu Halı hepimizin bildiği bir firma ve burada da bir takım yeni halı modelleri görüyoruz. Bu arada enteresan bir özelliği var Koyunlu'nun. Koyunlu bir kasaba aslında, Niğde'nin bir kasabası ve bu kasabada insanlar bir araya gelmişler. Çok ortaklı bir şekilde bu firmayı kurmuşlar. Geçmişleri halıcılık ve koyunculuğa dayanıyor. Kilimcilik, el dokuması halılar yapıyorlarmış. Sonuçta da bugünlere kadar gelmişler. Diğer büyük firmalardan farkı, bildiğimiz, tanıdığımız diğer firmalardan farkları, çok ortaklı oluşları ve bir kasabayı, bir koca kasabayı temsil ediyor olmaları ve tüm Türkiye'ye yayılmış olmaları. Burada gördüklerinizde yeni trend halılar. Tabii halının da trendi var, halının da modası var. Gördüğünüz gibi bunlar kabartmalı ve renkli halılar. Tamamı yün. Halı bir ev için son derece önemli. Halıyı gösteren, daha doğrusu evi gösteren iki önemli unsurlar. Bunlardan bir tanesi halı, bir diğeri perde. I'm bringing sexy back. Şu anda Koyunlu'nun standındayız. Yanımızda Erdoğan Bey var. İyi fuarlar Erdoğan Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Arkamızda da gördükleriniz Koyunlu'nun yeni grup modelleri, öyle değil mi? Evet efendim. Evet. Koyunlu bildiğimiz ve tanıdığımız bir firma. Ama siz geçmişinden bize şöyle küçükten bahsederseniz çok sevineceğiz. Evet. Efendim, Koyunlu'nun hikayesi çok uzun. Tabii kısa bir süreye sığmaz ama kısaca anlatayım. 1970'li yıllarda Türkiye'deki Koyunlu kasabasının halkı gerek ilimizde gerek kasabamızdaki göç olaylarını, oranın boşalmasını dikkate alarak birleşerek Birko, Birleşik Koyunlar
AŞ diye bir şirket kurduk. Bu pamuk ipliğiyle devam eden bir şirketimizdi. 1981'de de Koyunlu Halı, pamuk ipliğinden sonra en büyük kuruluşumuz olan Koyunlu Halı AŞ'yi kurduk. Ben oranın yönetim kurulu başkanlığını 18 yıldır yürütüyorum. Şimdi Koyunlu Halısı'nın bir takım özellikleri var. Birincisi, bizim ata dededen bize miras intikalen bir hobi olayı var. Esas kendimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz hepsi halı dokudular. Halı tezgahının başından, el halıcılığından buraya intikal etti bizim halıcılığımız. O bakımdan yani bizim diğer halı firmalarından farkımız, esas çocukluğumuzdan beri dedelerimizden koyunculuktan, ondan sonra halıcılığa, el halıcılığına, halı üretim, hem Niğdeç ve çevresinde halı üretilir, hem de babalarımız halıcılık mesleğiyle meşguldü. Biz de üçüncü kuşak olarak onların artık el halıcılığından sonra makine halıcılığına dönüştü dünyadaki gelişmeler. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bu bizim sevgi ile bağlandığımız bir konu. Yani sırf kar amacıyla güncel bir mesele değil bizim. Ta başından, çocukluğumuzdan, atadan dededen gelen ve inşallah ileriye doğru, sonsuza doğru devam edecek bir hobiyi devam ettiriyoruz. Da 6.sı düzenlenen zemin fuarını gezmeye devam ediyoruz. Adı üzerinde zemin fuarı. Şu anda ben de bir zeminin üzerindeyim. Mesela bu görmüş olduğunuz PVC kaplamalar son zamanlarda Türkiye'de çok sık görüyoruz. Çok sık rastlıyoruz bu kaplamalara. Bunların temizliği de oldukça kolay oluyor. Nerelerde görüyoruz bunları? Ev ortamlarında, konutlarda, hastanelerde, spor salonlarında bu tip PVC kaplamalarla karşılaşmamız mümkün. Dolayısıyla burası Gelflor'un standı. İsterseniz girelim içeri, bir bakalım nelerle karşılaşacağız. Come on everybody get on now, cause you know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight and I'ma make you feel alright. Gelflor'un standında Gelflor'un Türkiye temsilcisi Artuk Bey yanımızda. Hemen kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Merhabalar, iyi fuarlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor Artuk Bey fuar? Zemin fuarı kuruluş yılından itibaren bizim katıldığımız bir fuar. Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla yurt dışı firmaların da katılımıyla bu fuarın talep çok yoğun bir şekilde devam etmekte. Biz de kendimize düşeni yapmaya çalışıyoruz burada. Gelflor firması bildiğiniz gibi dünyanın en büyük ikinci PVC zemin kaplamaları üreticisidir. Burada Türkiye ofisi olarak hizmet vermekteyiz. Ve bu fuarda da standımızda gerek tüketiciyle, gerek bayilerimizle beraber yeni ürünlerimiz ve gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmaktayız. Bu tip zemin kaplamaları Türkiye'de de dünyada da oldukça büyük ilgi görüyor. Çünkü bir takım avantajları ve özellikleri var. Onları da sizden öğrenelim. Şimdi tabii dünyada bu teknoloji hızla gelişmekte olup aynı paralellikte de Türkiye pazarında gelişmektedir. Türkiye aslında PVC zemin kaplamaları sektörüne Muşamba adı altıyla tanışmış olup gelişen yıllarda daha doğru bir bilinçlendirme ile PVC zemin kaplamaları daha piyasanın gündemine oturmaktadır. Rekabet ettiğimiz diğer yer döşeme malzemeleri de mukayese ettiğimiz zaman hızla pazar payımızı artırmaktayız. Ürün gruplarımızı biz 4 ana başlıkta toplamaktayız. Bunlardan bir tanesi ticari tip zemin kaplamalarıdır. İkinci ana ürün grubumuz spor zemin kaplamalarıdır. Üçüncü ara ürünümüz prestij ürünümüzdür. Son ürün grup yelpazemiz ev tipi ürün yelpazemizdir. Evet, bunları kısaca toparlamak gerekirse bu ürünü her yerde hemen hemen kullanabiliyoruz. Siz 4 ana gruba ayırdınız ama hastaneler, spor salonları, oteller ve evlerimizde bu üründen faydalanabiliyoruz. Birleşim yerleri de belli olmuyordu, öyle değil mi? Evet.
Gerflor'un patentli bir ürün yelpazesi var şu anda. Dünyada Gerflor patentli olan bir sistem. Tarastik'tir bu sistemin ismi. Tarastik özellikle yerde estetiği ön planına çıkarmayı hedefleyen bir sistemdir. Fitil yerine tarastiğinin özel tabancasıyla yerde bir uygulama yapmaktayız. Aynı performansı sağlayarak yerde bir bütün görüntüyü sağlıyoruz. Bunların her biri PVC zemin kaplamalarının dünyada ve Türkiye'de daha çok sevdirebilmek, daha çok ortamlara sokabilmek amacıyla planlanmış ürün yelpazeleridir. Biz de bunları aynı anda Türkiye'de halkımıza vermekten gurur duyuyoruz. Zemin Fuarı'nda her çeşit halı ve zemin kaplamasını bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi bunlar da karo halılar. Karo halıların bir takım kendilerine has özellikleri var. Burası da Halıcıoğlu'nun standı. Bu özellikleri içeri gireceğiz ve bir yetkiliyle konuşup öğreneceğiz. Halıcıoğlu'nun standındayız ve arkamda gördüğünüz halı kaplamalar ve tabii ki yerde gördüğümüz halı kaplamalar bu standın dekorunu oluşturuyor. Yanımda da Murat Bey var. Merhaba Murat Bey. Merhaba efendim. Bu kaplamalar daha çok iş yerlerinde, ofislerde dikkatimizi çekiyor öyle mi? Yoksa evde de kullanım alanları var mı? Avrupa ve Amerika'da evlerde de yoğun kullanım alanları var ama Türkiye'de çok tanınan, bilinen bir kullanım şekli olmadığı için şu anda maalesef ofis, hastane, havaalanı gibi yoğun trafiğe açık olan yerlerde ve yükseltilmiş zemin üzerlerinde daha yoğunlukla kullanılıyor. Ama evlerde de kullanımının artacağına inanıyorum yakın zamanda. Karo halı ismi veriliyor bunlara değil mi? Şundan dolayı evet, karo halı ismi veriliyor. Modüler bir halde yapılmış bunlar. 50-50 ölçülerde ya da 60-60 cm ölçülerinde ya da özel isteğe bağlı ölçülerde parça halinde dokunarak, kesilerek geliyor, uygulanıyor. Amacı şu, yoğun kullanılan iş yerlerinde yerleşim, masaların yerleşiminden sonra orada oluşan koridorlarda daha çabuk bir yıpranma, deforme söz konusu oluyor. Bunların önüne geçebilmek için, rulohaya göre dayanım daha tabii yoğundu, daha fazla olduğu için bunların önüne geçebilmek için masa altlarındaki daha az ışınmış parçalarla zamanla yerlerindekini değiştirip daha uzun süre ve stabil olarak ve temiz olarak kullanabilmek maksadıyla yapılmış. Bu şekilde de yoğun kullanımda çok tercih edilen bir halı. Evet, ben açıkçası bunu bilmiyordum. Bunları bütün olarak kapladıklarını düşünüyordum ama burada gördüğünüz gibi parçalar şeklinde bunlar. Ve bu parçaları birleştirerek bir bütün oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla diyelim ki parçalardan bir tanesi yandı veya kirlendi. Bu parçayı çıkarıyorsunuz, görünmeyen bölgedeki bir parçayla yerini değiştiriyorsunuz ve bir anda sıfırlanmış, yenilenmiş oluyor. Eğer dilerseniz yedek olarak da yanında verebiliyorlar. Bu da kullanım açısından oldukça işinizi kolaylaştırıyor. Bir özelliğini daha ben fark ettim bu halıların. Mesela buradan ayrılacaksınız, taşınacaksınız. Mesela bu fuar alanındaki halılar toplanırken bunları bir kutuya kare 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 üst üste yüklüyorsunuz ve gayet rahat bir şekilde gideceğiniz yere taşıyıp orada da uygun koşullarda yeteri kadarını kullanarak kaplama yapabiliyorsunuz değil mi? Evet, çok doğru. Bunları taşınma aşamasında hiç yer kaplamayacak şekilde ve çok fazla insan gücü gerektirmeyecek şekilde çok az kişiyle uygulamasını da taşınmasını da gerçekleştirebiliyorsunuz. O açıdan da çok avantajı var. Ayrıca döşeme şekline göre halınızı ömrü boyunca yepyeni ve ilk günkü görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden de kullanabiliyorsunuz. CNR'da 6.sı düzenlenen Zemin Fuarı'ndaki gezimiz bitti ama fuar özel devam ediyor. Bakalım şimdi hangi fuarda alacağız soluğu?